diyor. İmandır o nimet ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor. Ya imandır o ile imandır o nimet ki ilahi ne büyüktür. Hepimizin kalbinde o nimet var elhamdülillahi teala. Şükrediyoruz. İmandır o nimet ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Yük demek ne demek? Leştir yani. Leştir, cifedir o. Kalp değil o. Manda yüreği bile ondan daha temizdir. Muhterem Müslümanlar. Çünkü imanın olmadığı bir kalpte inkar vardır, ilhat vardır, küfür vardır, şirk vardır. Bütün mukaddesata karşı itiraz vardır. Öyle olunca ben ezelden beri derslerimde, vaazlarımda onu derim muhterem Müslümanlar. Manda yüreği bile padişah sofrasına nimet olarak getirilebilir. Manda yüreği bile. Yürek çünkü. Et tertemiz, pırıl pırıl, besmeleyle kesilmiş mandanın yüreği. Padişah, Fatih'in sofrasına, peygamber sofrasına nimet olarak getirebilir. Fakat gerçek ve hakikati inkar edenlerin kalbi köpekler için bile merazdır. Onun için biz hep beraber tekrar okuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem Müslümanlar, İstiklal Marşımız, İstiklal Marşımız, İstiklal Marşımız o günün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta dinlenen belki 80'e yakın şairin içerisinde meclisin evetini, onayını kazanan ve şu kadar altın hediye verildiği halde Koca Akif'in şu kadar altın hediye verilmesi gerektiği halde Koca Akif'in milletime yazdığım İstiklal Marşı karşılığında ücret almam diyor. Ya ya memleketi soyanların kulakları çınlasın. Hasan Basri Çantay Bey, Hasan Basri Çantay Efendi Hazretleri o günlerde diyor Akif kış gününde bir yere gidecekti. Akif Nami'ye bakınız Hasan Basri Çantay müfessir, efendim Kur'an muali yazan o büyük insan Balıkesirli Hasan Basri Çantay Efendi Hazretleri öyle diyor. O günlerde Akif kış günüydü Ankara'da bir yere gidecekti. Benden partüsü ödünç aldı da emanet aldı da gitti diyor. Şu kadar yüz altını, şu kadar yüz altını jüri hediye olarak verdiği halde kabul etmeyen Akif bir kardeşini ziyarete gidecekti. Yahu ceketle üşüyeceğim partüsünü emanet verdi de benim partüsüyle ziyarete gitti diyor. Bak ben sana ne diyorum. Ben bu insanın, bu nizamın, bu dinin hayranı ve cinnet derecesinde bağlıyım, tamam mı? İşte Akif benim dayımdır, amcamdır, dedemdir, kardeşimdir, abimdir ve her şeyimdir. Bir zamanlar müftiliğim devresinde Nevşehir'e vaaza gitmiştim. Diyanetler 15 gün vazifeli olarak Ramazan-ı Şerif'te Nevşehir'e vaaza gittim. Nevşehir Kurşunlu Camii'nde Osmanlı eseri vaaz ederken ben Akif'in akrabasıyım. Yani davada ve İslam'da Akif'in akrabasıyım. Akif benim amcamdır, dayımdır dedim. Yakın kazalardan birinden bir şube reisi kalkmış gelmiş. Ya ben de Akif'in akrabasıyım, şu akrabamla bir görüşeyim diye Nevşehir'e kadar gelmiş. Kucaklaştık filan. Yok dedim ben akrabasıyım dediğim manevi bağlarla akrabasıyım. Evet. Manevi bağlarla benim Akif bedenimde ruhum mesabesindedir. Evet. Kıyamet sabahına kadar Kapı Camii'nin kürsüsünden cemaatime Akiflerle övünebilirim muhterem Müslümanlar. Hayatı boyu bu milletin toplu iğnesini yakasına takmamış, kağıdına mektup yazmamış, zarfına koymamış, devlet hakkına hardal tanesi kadar tecavüz etmemiş ecdadım, amcam ve dayılarım benim. Evet muhterem Müslümanlar. Ne diyordu? İman babında, İstiklal Marşımızda ne diyordu?
garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar, dikkat buyur mümin kardeşim, İstiklal Marşı'nın garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar, benim iman gibi, nasıl da? Benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı doğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. İman nimeti, ikinci manevi nimet diye konuşuyorum size ya, Akif'imiz böyle diyor. Kur'an ayetleri, hadisler, sahabe ve selefin sözleri Akif'e kadar getirdim size, uzatmayayım diye. Benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Muhterem Müslümanlar, evet, iman nimeti, elhamdülillah. Gönüllerimiz o iman nimetiyle dolu olsun. Ölüp giderken o imanla, o imanın nuru içerisinde, o imanın saadet müjdeleriyle kulağımıza gelecek cennet enharının şırıltılarıyla ve Cenab-ı Hakk'ın nur ve tecelliyatını göre göre mümin olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ölelim inşallahu teala. Efendiler, manevi nimetlerden ikincisi iman dedim. Ezanımızda okunuyor. Evet muhteremimiler. Üçüncüsü Kur'an. Efendim, Konyalı kardeşlerim, üçüncü ve en büyük manevi nimet Kur'an nimeti. Kur'an. Arştan arza, meleklerden semeklere, denizdeki balıklara kadar nuruyla kainata hayat veren, zerrelerden kürelere ışık tutan Kitab-ı Kerim-i İlahi Kur'an. Ve yine Kur'an.